Rende, dayısına getirilen çeviriyi Rende Kar'ın Zagon Üstüne Öttürme eserini okuduktan sonra gerçekliğin doğa... Biz ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz olarak okuyoruz ve geziyoruz projesi başlattık. Bu projeyle birlikte her ay öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bir kitap okuyarak okuduğumuz kitabı hem ilimizin hem de ülkemizin çeşitli şehirlerinde değerlendirme yapıyoruz. Bu vesileyle öğretmen arkadaşlarımızla hem birlikte olma fırsatı buluyoruz hem onlarla sosyalleşme, akabinde okuduğumuz kitapların değerlendirmesini yaparak da kitapla ilgili arkadaşların farklı bakış açılarını, kitabın farklı değerlendirmesini birlikte hem bizleri mutlu ediyor bu açıdan hem de yani kitaptan uzak kalmamış oluyoruz bir nevi. Yani elindeki büyük kumlu bir alet vardı. O aletin aslında gezdiği yerleri Bünyamin'e anlatıyor. Evet. O da anlattıkları üzerinden onu çiziyor. Hani bu kitabı anlayacak kadar bilgi bilgisine sahip olmalı. Hem bizim için sosyal bir aktivite oluyor. Hem de aslında öğrenmeyi eğitim öğretim mekanlarına indirgemektense bir öğretmen olarak da eğitim öğretim olarak her yerde öğrenmenin gerçekleşebildiğini bu şekilde görebilmiş oluyoruz. Gezdiğimiz yerlerle kitabı birleştirmiş oluyoruz. Hem yani ben hem gezmeyi seviyorum hem okumayı seviyorum. Her ikisini birleştiren bir kampanya olduğu için ya nasıl söyleyeyim etkinlik olduğu için bu benim için çok avantajlı bir şey. Bu süreç içerisinde aslında kendimize kitap okuma vakti ayarlamış oluyoruz. Kitap okuma için bir vakit hazırlamış oluyoruz ve o vakit içinde birbirimizin bitirmesi için gerekli işte durumları oluşturuyoruz ya da işte birbirimize haber veriyoruz. Kitabı bitirdik mi? Ne durumdayız? Bir nevi birbirimizi aslında destekleyerek güzel bir faaliyet oluşturmuş oluyoruz. Bu da hem sosyal açısından sosyal anlamda hem de işte kültürel anlamda bize güzel şeyler katıyor. Buradaki amacımız hem birlikte hareket edebilmek, ilçe içerisindeki işbirliğini sağlayabilmek hem de aynı zamanda kitap okumayı teşvik ederken aynı zamanda birlikte farklı bakış açılarını görebilmeyi sağlamak amacımız. 4 tane kitap belirledik bu yıl için. Her birini tek tek okuyoruz. Bu ikincisini düzenliyoruz. İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nı okuduk bu sefer. Onu yorumladık. Bir sonraki seferin okunacak kitabı belirlendi. O konuşuldu ve onunla ilgili paylaşımlar yapıldı. Buradaki kazanımımız öncelikle işbirliği içerisinde hareket etmek. Birincisi bu. İkincisi her birimiz bir kitabı okurken, bir şeye bakarken farklı şeyler görebiliyoruz. Birbirimizin pencerelerinden bakabilmek aslında. Farklı bakış açıları geliştirebilmek. Yeni düşünceleri kendimize katabilmek. Ve bununla birlikte aynı şeyi... Aynı kitabı farklı bakış açılarıyla yorumlayabilmek amacımız.